Bilimi bir kutba koyuyorum, dini bir kutba koyuyorum. İkisini ortadan balta ile ayırıyorum. Bu Türkiye'de İslam dünyasında pek yapılmış bir şey değil. Bunu İbn-i Rüşd çok kibar bir şekilde denedi. Kendi çağının el verdiği kadarıyla. Tevil meselesinde. Ama bunu İslam dünyasında hiçbir makez bulmadı. Sadece o dönemin İbn-i Teymiyeler falan bundan memnun oldu. Çünkü o şunu söyledi İbn-i Rüşd. Dedi ki Kur'an'ı kutsal metni bilimsel verilere göre değerlendirmek, yorumlamak saçmadır. Kutsal kitaba göre Allah nerededir? Göktedir. Menfis sema. Tamam, o göktedir. Zaten bütün dinlere göre, bütün tarih boyunca, bütün inanışlara göre Tanrı göktedir. Dolayısıyla gökteyse gökte. Bunu akıl ussal olarak çözümleyip gökteyse yer tutuyor. Yer tutuyorsa cisimdir, cisimse filan. Bu oralara gitmeye... Allah'ın eli mi var? Vardır eli. Ama eli varsa kolu var, kolu varsa cisimdir filan. İbn-i Rüşd dedi ki biz oraya karışmayız. Bakın bu çok önemli. Bunu ne Sünni ulema ne Mutezili ulema yapmadı. Hepsi uzlaştırmaya çalıştı. Kur'an'da saçma görünen, akla ters görünen ne varsa bunları çağın bilgisinin elverdiğince, yani işte Sinan Canan diye bir biyoloji okumuş, dindar bir bilinç, öğrendiği, üniversitede öğrendiği ve öğrettiği bilgilerle inandığı kutsal kitap arasında bir şey var. Biz genelde Türkiye'nin öznel koşullarından dolayı hukuki aidir, hırsızın el kesmesi, kadının dövülmesi, mirasın dağıtılması gibi hukuk konusunda ele alınıyor. Şey tartışılmıyor mesela, Kur'an'da yer alan doğa görüşünün eleştirisi yapılmıyor. Şimdi ben tam orada bir şey söyleyeceğim. Benim aslında aynı fikirde olduğumuzu zannettiğim ama ara ara sizin konuşmalarınızda sanki bu fikre mesafeli olduğunuz izlenimi de veren sözlerinizi yakaladığım bir yer var. O da şu. Ben evrim biyolojisiyle özel alan olarak uğraşan biri olarak mesela şöyle açıklıyorum insanı. Bugünkü bilim dünyası nasıl açıklıyorsa ben bu açıklamayı benimsiyorum. Nedir o? 3,5 milyar yıllık canlılık tarihinin bugüne kadar gelen kesintisiz bir evrimsel sürecinin doğal sonuçları birisi de Homo sapiens sapiens dediğimiz bizim mensup olduğumuz türdür. Ve bu tür primatlar diye bir takımın Homo diye bir cinsinin bir üyesidir. Nedir primatlar? Diğer dünyadaki işte insansı maymunların falan filan hepsinin ait olduğu bir gruptur. Bu grupta tarihte bütün maymunları falan da atalık etmiş bir ortak atanın torunlarıdır. O ortak atada geriye doğru takip edildiğinde tek bir hücreye kadar varan kesintisiz bir zincirdir. Şimdi bu zincir içerisinde insanı yerleştirmek bilimsel olarak son derece kolay ve dünyadaki hemen herkesin incelediği zaman aynı resmi görebileceği oldukça da elimizde çok fazla kanıtı bulunan bir tablodur. Şimdi bu tabloyu biz sonuçta pozitif bilimler içerisinde eğitim veren insanlar olarak anlatıyoruz. Diyoruz ki insanın işte diğer canlıların evrimi şöyledir, evrimsel biyolojinin kuralları, işte Darwin bunun ilk şeylerini koymuştur falan filan diye. İşte biraz da tarihsel bilgisiyle beraber var olan mekanizmayı anlatıyoruz. Şimdi buraya kadar mesela hiçbir yüksek tahsil almasanız da bir uçak bileti alıp işte Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne ya da New York'taki Doğa Tarihi Müzesi'ne giderseniz bunların hepsinin zaten kanlı canlı hatta kemikli kanıtlarını orada görebiliyorsunuz, hepsini izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir beis yok bu konuda. Fakat ne zaman ki bu konu bir dindar bilinçle karşılaşıyor, bir dindar bir bakış açısıyla karşılaşıyor, bazen, her zaman değil, bazen büyük bir muhalefet doğuyor. Muhalefetin en önemli sebebi de insan bu halkanın öyle bir ürünü olamaz. Sebep işte bu açıkça yazıyor, çamurdan yarattı, açıkça yazıyor, cennetten kovdu, işte ruhundan üfledi vesaire gibi orada bir takım anlatılar var. Şimdi tam bu noktada ben tam da Dücane Cündeoğlu'nun argümanını kullanarak diyorum ki güzel kardeşim bilim açıklar, din sana bir anlam önerir. Yani bu olan bitenlere dair bir hikaye yazar ki senin kafanda mevzu bir otursun, bir amaçlılığa kavuşsun. Dolayısıyla bu ikisini beraber değerlendirirken şöyle yapmakta bir mahsur yoktur. Mesela Allah yoktan var etme kudretine sahip tek yaratıcı olarak sana niye saatlerce çamuru anlatıyor? Bir bunu düşünebilirsin mesela. Yoktan yaratma ama saçmadır. Bu nihayetinde ne demek yoktan yaratma? Bunu tasavvur, bana bir açıkla bakalım. Açıklamayı becerebilecek misin? Yoktan yaratma tırnak içerisinde yoktan yaratmayı kullanıyoruz. Aynen öyle. Bu sokaktaki insanın kabul edebileceği bir şeydir. Neden? Çünkü sokaktaki insan muhayyilesiyle yoktan yaratmayı
anlıyor. Mesela bir sihirbaz birdenbire elimde tavşan oluşursa burada. Bu yoktan yani. Bunu hayal edebiliyor musun? Cenab-ı Allah alemi böyle yaratmış olabilir. İyi de imgesel düzeyde bir açıklama. Hadi gel bunu usta vuralım. Mesela diyelim ki tavşan elimde yokken, elimde olmadan önce var mıydı? Yoktu. Yoktan yarattı diye kabul ettik. Ama zamansal olarak bir önce var mıydı? Yoktu diyebilir misiniz? Diyemeyiz. Bakın zaman sorunu var. Şimdi dolayısıyla halkın muhayyilesinin çelişki olarak görmediği şeyi, burada tabii üstelik pozitif bilimler tahsil etmiş biri olarak bunu kabul edeceksiniz. Problem sağduyuya güvenemeyiz. Burada halk sağduyuyla hareket ediyor. Dolayısıyla düşünmenin görevi o sağduyuyu boşa çıkarmak olmalı.